Türkiye'nin en ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Faik Öztürk ve Bartu Sural. Seçimleri konuştuk, ekonomiyi konuştuk. Şimdi Sayın Bakanıma, Sayın Müsteşarıma şunu sormak isteyeceğim. Şunu soracağım daha doğrusu. Sayın Öztürk, şimdi bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi beklenen oyu alamadı. Ama karşıda da iktidarın kullandığı ekonomik materyaller var. Yani mesela seçimden bir hafta önce gazetelerde yayınlanan sigorta primleri devlet tarafından ödenen seçmenler diye bir grafik geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sağlık sigortası, yaşama tutunacağı emeklilik ya da yardım dahil primlerini bile devletin yatırdığı yurttaşın seçmen olarak sandığa gittiğinde nasıl oy kullanacağı yönünde başından beri bir zorlayıcılık, bir bağlayıcılık yok mu? Tablo da var. İsterseniz tabloyu da gündeme getirelim. Üzerinde konuşalım size. Arkadaşlar o tabloyu bir getirelim. Buyurun. Şimdi burada seçmen sayısı ve primleri devlet tarafından ödenen yoksulların sayısı. Yaklaşık mesela Ağrı'da bu %80 oranında. Oranlara bakıyorsunuz çok yüksek. Yani seçmen sandığa giderken zaten iktidara karşı bir bağımlı durumu yok muydu? Bunu yenecek, bunu tolere edecek muhalefetin bir önerisi mi olmadı ya da yaptığı öneri mi anlaşılmadı ki nasıl seçmen yine AKP konusunda fikrini değiştirmedi? Şimdi burada tabii bu tabloya baktığınız zaman aslında bu tablo ülkenin ne halde olduğunu gösteriyor. Ama sonuç itibariyle kimsenin dışlanmamasını sağlamak ve kendi yoksuluna sahip çıkmak zaten devletin görevidir. Bu şu veya bu iktidara ait olan bir özellikle değildir. Ama şunu söylemekte yarar var tabii. Bu ekonomide ciddi bir sıkıntı vardı. Ve bu ekonomiyle ilgili olarak bu tablo karşısında öyle anlaşılıyor ki seçmen şunu hala daha önceki alışkanlığını bırakmadı, şunu hala düşündü. Yani ekonomiyi bu sıkıntı içine sokanların yine istikrarı sağlama gerekçesiyle bu işi düzeltebileceğini düşündü. Bir miktar da oraya doğru yüklendi. Yani ekonomik sıkıntının kendisi bir miktar iktidarın bu oyların iktidara doğru gitmesine neden olmuş olabilir. Ama buradaki temel problem şu. Hani bir sıkıntı olduğu kesin. Bir mide bulantısı gibi bir şey ama tam olarak vatandaşa öyle anlaşılıyor ki bu sıkıntının tamamı yansımamış vaziyette. Çünkü şunu açıkça anlattık, yani meydanlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri bu iktidarın istikrar sağlama konusunda yetersiz olduğunu, ta 2013'ten bu yana Türk ekonomisinin sürekli en kırılgan ekonomiler listesinde yer aldığını ve buradan çıkabilmek için de neler yapılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi söyledik. Şimdi tabii burada ben önce isterseniz bir iki konuda bir ben de görüşlerimi açıklayayım. Tabii ki. Biraz önce hocamız dedi ki muhalefetin üzerinde ölü toprağı vardı, şöyle oldu, böyle oldu. Sayın Muharrem İnce tabii ki partimizin önemli değerlerinden bir tanesidir. Geldi %31 oy aldı. Tabii öyle değil tam. Şöyle de aslı baktığınız zaman bu dönem yepyeni bir sisteme geçiyorduk. Bu yepyeni bir sisteme geçerken de belli stratejiler oluşturuldu. Neydi mesela? Birincisi bir ittifak oluşturma meselesi vardı. Bu ittifaklar oluşturuldu. Yetmez. Bazı partiler, iktidar bazı partileri seçime sokmak istemedi. O partilerin önünü açacak bir takım eylemleri Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Son olarak da baktığınız zaman işte 1947 yılında İsmet Paşa demiş ki, yani İsmet Paşa'nın yaptığı ve bence son derece de haklı olan bu devletle siyasi parti arasında bir mesafe koyma anlamına gelen
ve 1947 yılında bu ülkenin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığı aynı kişide bulunamaz, bulunmamalıdır yaklaşıma uygun olarak da genel başkanıyla Cumhurbaşkanı adayını ayırdı. Çıkardı, seçime gidildi. Dolayısıyla baktığımız zaman bunun arkasında derli toplu, bütüncül bir strateji var. Şimdi sandıkları organize edilemedi gibi bir şey var. Bir bu seçim adaleti ittifakının kısmında bir sıkıntı var. Anında giremediler, edemediler ama biz onun bileşenlerinden bir tanesiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık yani tutanakları girmeye, tutanakları Yüksek Seçimli Kurulu'yla sürekli karşılaştırma, o program artık tıkır tıkır çalışıyor. Diğer program, yani orada benim görebildiğim kadarıyla oraya belli ataklar oldu. O ataklar belki o programın, bu gerekçe değil tabii, bunun bir şekilde düzeltilmesi, işletilmesi lazım ama orada tek sorumlu biz değiliz. Ama diğer taraftan bu seçim, yani YSK ile bizim sonuçları karşılaştıran program tıkır tıkır çalıştı. Bizim imzalı tutanaklar geldikçe aşağıda bizim sistem, yani ilçe başkanları, il başkanlarına, il başkanları bize gönderip onlar sisteme girildi. Bir problem çıkmadı orada, herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadığımızı arkadaşlarımız defalarca da izah ettiler. Şimdi yeniden diğer soruya dönersek, bana sormuş olduğunuz soruya dönersek, buradaki temel problem şu. Yani bir kere süre benim anladığım kadarıyla kısaydı. Özellikle icra organının başına geçecek Cumhurbaşkanı adaylarının neleri yapabilecekleri, yani ekonomiyle ilgili meseleleri nasıl çözebilecekleri, nasıl çözmeyi öngördükleri konusunda yeterli bir şey, ne derler ona, tartışma ortamı olamadı. Sıkıntı burada. Yani iktidar öyle bir ilginç şekilde bunu şeyden kaçırdı ki biz defalarca ekonomiyle ilgili neler yapılması gerektiğini ve ekonominin mevcut durumunun gerçekten içler acısı olduğunu söylememize rağmen ben seçmeni suçlamayı hiç doğru bulmam. Demek ki yeterince seçmene biz bunu anlatmakta sıkıntılarımız olmuş. Öyle anlıyorum ben, öyle görüyorum. Şimdi ama tabloya da baktığımız zaman bence önüm artık seçimde ne oldu, ne bitti bunları tartışmak yerine önümüzdeki döneme bakmamız lazım. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman da işte biraz önce hocam söyledi, yani şirketlerin bir kere net döviz borcu 222 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde 185 milyar doları dış borç çevirme, 55 milyar doları da cari açık olmak üzere kabaca 240 milyar dolar para bulmamız lazım. Bu parayı bulabilmek için hocam tabii şunu söyledi, faizleri arttırmak zorundayız. Kısa vadede doğru. Ama onun dışında bir başka bir şey daha yapabiliriz. Bu faiz maliyetini aşağı doğru çekmek için ülkenin çekiciliğini arttırabiliriz. Yani pull factors dediğimiz çekici faktörleri arttırabiliriz. Nedir bu? Biraz önce söylediğim gibi mesela hukukun üstünlüğü meselesi. Ya da işte bütçe dengesinin bir defalık gelirlerle değil, kalıcı gelirlerle sağlanması. Dış açığın, ekonominin rekabet gücünü arttırmak suretiyle, işte yatırımların 1/3'ünün inşaata gitmesi yerine 1/3'ünün verimliliği arttıracak makine teçhizata gitmesi suretiyle, daha uzun vadede eğitim sistemimizi iyileştirerek iş gücünün verimini arttırmak suretiyle, Türk gencinin bir saatte ürettiği mal miktarını Alman gencinin bir saatte ürettiği mal miktarına eşitleyip onun kadar gence gelir vermek suretiyle gibi, borçlandırmak yerine gelir elde etmek suretiyle, zenginleştirmek suretiyle gibi bir takım önlemlerin alınması suretiyle maliyeti aşağı çekebiliriz. Ama sorun bu iktidarın öyle bir şey yapma niyeti yok. Çünkü 16 senedir bunlar idare ediyor. 16 senenin sonunda gelinen tablo bu. Nedir gelinen tablo? Rezerviniz yok, dış açığınız yüksek, dış borcunuz yüksek, hareket kabiliyetiniz yani ekonominizin rekabet gücü gerilemiş,
uzun süredir hiçbir rekabet gücünü arttıracak önlem almıyorsunuz. Dışarıdan paraları almışsınız, betona yatırmışsınız, dışarı satıp, mal satıp borcunuzu ödeme kabiliyetiniz kalmamış. Şimdi bu saatten sonra diyorsunuz ki benim büyük ustalık dönemim başlayacak. O büyük ustalık döneminde ne yapacaksınız? Şimdi yani bir ekonomi yönetimini yeniden dizayn etmeniz gerekiyor bu yeni sistem çerçevesinde. Bunu nasıl yapacaksınız? İki, bunu yaparken ekonomide daha önce mevcut olan çapalara sahip çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Yani bağımsız kurullarınız olacak mı, olmayacak mı? Enflasyon hedeflemesini sürdürecek misiniz, sürdürmeyecek misiniz? Avrupa Birliği ile bakanlıkları kuruyorsunuz. Avrupa Birliği Bakanlığı'nı kaldırdım, Dışişleri Bakanlığı'na bağladım, küçülttüm diyorsunuz ama sonuç itibariyle Avrupa Birliği müzakerecisi ne olacak? Bakanlığı kaldırdıysanız şu anda Avrupa Birliği ile müzakere masasında olan bütün ülkelerde Avrupa Birliği Bakanlığı var, istiyor Avrupa Birliği bunu. Siz niye kaldırıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yani bütün bunları koyduğum zaman bir şeyi hatırlayın, olağanüstü hal tartışması. Olağanüstü hal kimin canını yaktı diye başladık. Kime ne zararı olmuş ki diye başladık. Hemen kaldıracağız dedik. Kaldırırız ama yeniden koyabiliriz de bitirdik. Öyle değil mi? Dolayısıyla yani şu anda olağanüstü hal kalkacak mı, kalkmıyor. Hadi anlaştık, kalkacağız diyorlar. Yerine ne gelecek? Gerçekten parlamento hesap sorabilecek, iktidarı dengeleyecek bir yapıya kavuşacak mı? Bütün bunlar soru işareti olarak ortada duruyor ve görünen manzara şu ki dışarısı da şu anda sadece Türkiye'de yapılanları izliyor. Bir miktar bir prim verdi şeyle ilgili, seçimden sonra belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle. Ama şu anda bekliyor. Nasıl bir ekonomi, kimler ekonomiyi yönetecek, nasıl bir ekonomi yönetimi olacak, ne yapacaksınız? Bunlar yok. Bir sürü belirsizlik var ve şu anda onun içinde hiçbir şeyi görebilmek mümkün değil. Adam, yani insanlar şuna bakıyorlar. İyi güzel de bunlar şimdi Mart ayında, önümüzdeki senenin Mart ayında yerel yönetim seçimlerine gidecek. Yerel yönetim seçimlerine giderken bir istikrar programı uygulayabilirler mi? Aslında ekonomide şu anda işleri zaptı raptı altına alacak, dengeleri yeniden kuracak bir yeniden dengeleme programına ihtiyaç var. Bu yeniden dengeleme sürecinde büyümenin böyle %7'lerde falan devam etmesi mümkün değil. Büyümeyi ister istemez aşağılara doğru çekeceksin. Yavaşlayan bir büyümeyle seçime gitmenin ciddi sıkıntıları olduğu açık. Ama büyümeyi bu şekilde hormonlayarak devam ettirmeye kalkarsanız da bir yerde dama diyeceksiniz. Yani her gün biraz daha fazla ani duruş riskini, yani dışarıdan Türkiye'ye birdenbire para gelmesinin kesilmesi riskini arttırıyorsunuz. Böyle giderseniz, hiçbir şey yapmadan giderseniz. Onun için şu anda benim görebildiğim kadarıyla hem içerideki ekonomik aktörler hem dışarıdaki ekonomik aktörler Türk ekonomisine endişeyle bakıyorlar. Efendim, ben burada anlamadığım bir şey var. İzninizle onu sormak istiyorum. Şimdi 16 yıldır iktidar ne yaptıysa onu yaptı noktasındayız. Hı. İktidarın ne yapması gerektiği konusunda konuşuyorsunuz. Siz bildiğim ve gördüğüm kadarıyla şu an hükümette, iktidar partisinde yer alan tüm ekonomistlerin hocası olacak pozisyonda. Gerçekten öngörülerinizde, bilginizde, birikiminizde bir duruşunuz var. Bir temeliniz, kökeniniz, bir birikiminiz var. Ancak peki şunu sormak insan aklına gelmiyor mu ya? 16 yıldır bu kadar hata yapan, ekonomiyi bu hale getiren, bugün yol gösteriyorsunuz haklı olarak, çıkmaz yollara sokan, Türkiye'yi bir olağanüstü hal bataklığına sürükleyen, darbelere sürükleyen bir iktidarı 16 sene eğer bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yenemiyorsa ne zaman yenecek? Nasıl yenecek? Nasıl bir gün sizin ağzınızdan ekonomiden sorumlu başbakanı ya devlet bakanı olarak siz diyeceksiniz ki ekonomiye şu kuralları koydum, şunları değiştirdim deme şansına Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman sahip olacak? Gerçekten üzüntü verici bir nokta bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler açısından. Samimiyetle size sormak istiyorum bunu. Nasıl değişecek bu tablo?
Şimdi şöyle tabii bir kere bir ne derler ona geçmiş performans dediğiniz bir şey var. Baktığınız zaman küresel sermayenin arkasına saklanmak suretiyle bu iktidar işte ekonomiyi bugüne kadar öyle çok da fazla daraltmadan bir şekilde götürmüş. Şimdi siz ya bu artık daralma geliyor. Bakın bu işin bu şekilde gitmesi mümkün değil. Bu modelle de bu işin yürümesi mümkün değil dediğiniz noktada insanların size inanan kısmı artıyor. Ama bu iktidarı değiştirmeye yetmiyor. Bir kere bu bir gerekçe değil tabii ama yani bir kere çok ilginç bir ortamda siyaset yapıyorsunuz. Şu seçimlere bakın. Yani demokratik standartların tamamen bittiği, kitlelere ulaşmanızın giderek güçleştiği, merkez medya dediğiniz merkez medyanın tamamen iktidarın eline geçtiği, iktidarın seçimlere giderken tamamen devletin imkanlarını kullandığı, sosyal medya üzerindeki denetimlerinin arttığı ve böyle bir bütün dünyada olduğu gibi bütün dünyanın belli başlı ülkelerinde de ciddi sorun yaratan bu gerçek sonrası siyaset tarzının en acımasız biçimiyle uygulandığı bir ortamda bir şeyleri anlatmak, yani bu gerekçe olarak söylemiyorum ama bazı şeyleri anlatmak gerçekten son derece zor. Eşit şartlarda yarışmıyorsunuz bir kere. Birincisi bu. İkincisi ne derseniz deyin. Bu şeyden özellikle bu dünyada dolar likiditesinin bollanmasıyla birlikte bizim gibi ekonomilere de bu dolarların akması sonucunda bir sahte cennet şeyi, görüntüsü yaratıldı. Kim ne derse desin. Şimdi burada bu sahte cennet görüntüsünün gerçek olmadığı, sahte olduğu giderek işsizliğin artmasıyla birlikte, enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşın borcunu, bu dönemde vatandaş ciddi şekilde borçlandırıldı. Bu borcu ödeyebilecek geliri elde etme konusunda sıkıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte bir mide bulantısı başladı. Ama bu mide bulantısını bir ciddi huzursuzluğa, çok büyük bir huzursuzluğa taşıyacak ortam ortada daha yoktu. Ama şimdi biz iktisatçılar olarak baktığımız zaman ekonomide çok ciddi kırılganlıkların olduğunu görüyoruz. Bunu da bir şekilde anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ama vatandaş da şunu diyor, ya sıkıntıya gidiyor. Bari ben hala daha bugüne kadar beni çok da büyük bir şeyin riskin içine atmayan, işte istikrarı sağlayacağını söyleyen şeylerle götüreyim. Bir de aldatılıyor. İstikrar da var, şu da var, bu da var diye de anlatılıyor. Çok da fazla cebinde bugün baktığınız zaman cebinde sıkıntı hisseden, cebinde yangın çıkmış kitlelerin sayısı giderek artarken bir de bu yangını çok fazla hissetmeyen kitleler de var. Dolayısıyla burada baktığınız zaman ekonominin çok ön plana çıkarılması gerekirken, çıkması gerekirken ön plana çıkmadı. Güvenlik kaygıları, terör meselesi, şu bu biraz daha fazla ön planda gitti bu seçimde. Öyle anlaşılıyor. Yani şunu haklı olarak ben de kaygılarımı iletiyorum. Çünkü ama şunu söyleyeyim, yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirip koymuş olduğu ekonomik programlar hem içeride hem dışarıda belli çevrelerde ciddi şekilde sorunları çözebilecek nitelikte programlar olarak takdir uyandırmıştır. İşte bu takdirin bir sonuca ulaşmasını bekliyor haklı olarak yani, insanlar. Yani gönül vermiş insanlar, oy vermiş insanlar. Mesela bir 5 yıl daha bu ülkenin eğer erken seçim olmazsa ya da sonuç değişmezse ya da herhangi bir ara seçime gidilmezse neyse adı. Bir 5 yıl daha bu iktidara mahkum olması bu insanların bir yani cehennem azabı gibi geliyor haklı olarak Sayın Başkan. Yani ben sokakta insanlarla görüşüyorum ve bana da yazıyorlar sürekli olarak. Bu sonucu değiştiremeyeceğimize göre yani ne yapılması gerekir peki önümüzdeki dönem için? Öngörüleriniz ne? Siz anlattığınız ekonomik tablo bu. Peki bu sahte cennetin sürme ihtimali ne kadar?
sürmeyecekse bizi bekleyen kara bulutlar mı var ben yani? Ben şunu söylüyorum yani küresel konjonktür artık ciddi şekilde değişiyor. Biraz önce söyledim. Artık yavaş yavaş çöl olma noktasına doğru geldik. İşte Amerika faizleri arttırıyor. Avrupa Birliği önce çekeceği likiditeyi arttırmaya başladı. Arkasından faizleri de arttıracağı konusunda açık seçik söylüyor. Dolayısıyla bütün dünyada sermayenin risk alma iştahı bitiyor. Sermayenin risk alma iştahı bitince de ekonomideki hataların üstünü örtmek giderek zorlaşıyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada artık sürekli doğruları yapmazsanız, doğru kararları alamazsanız ekonomide bugün ekonomiyi mevcut iktidarın getirdiği noktada ortaya çıkan finansman ihtiyacını düşük maliyetle karşılayabilmeniz mümkün değil. Ve her geçen gün vatandaş bunun sıkıntısını biraz daha fazla hissedecek. O nedenle de bizler tabii bu hem sıkıntıların nedenini söyleyeceğiz, hem buradan çıkılabilmesi için neler yapılması gerektiğini yine muhalefet olarak söylemeye devam edeceğiz. Yani sadece eleştirmekte kalmayacağız. Neler yapılması gerektiğini de söylemeye devam edeceğiz. Ama iktidarın bunu yapabilecek takati var mı? Güvenilirliği var mı dışarıda? Benim o konuda ciddi tereddütlerim var. Ama şunu yaptık biz, uyardık. Yani bununla devam ederseniz, bu iktidarla devam ederseniz bu işin maliyeti çok yüksek olacaktır. Ve göreceksiniz yani hani faize karşıydılar, şuydu buydu, 4 dedikleri yani 4'lerde olan, 8'lerde olan, sene başında 8'lerde olan faizi 18'e çekmek zorunda kaldı. Yani dolayısıyla her noktada biz ekonomideki doğrular yapılmadıkça, yanlışlar yapıldıkça bunun sıkıntı olarak vatandaşa döneceğini göreceğiz. Ama sadece bu sıkıntı üzerinden sıkıntıyı seyredip de bak işte biz söylemiştik demek yetmez. Aynı zamanda bunları iyi izleyip buradan tecrübelerimizle buradan çıkılması için neler yapılması gerektiğini de söylemeye devam edeceğiz. Tabii iktidarın bunları yapabilme takati olursa. Evet, zor bir tablo. Yani insan üzülüyor. Kadrolu muhalefet ya da kadrolu iktidar. Yani Türkiye'nin böyle bir sürece sürüklenmesi, 16 yıldır aynı iktidar, şimdi 21 yıla uzayacak bu. Ve bir daha ne olacağını kimse kestiremiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yükselse, 30'ların üzerine çıksa diyeceğiz, umut var ama aşağı doğru gitmiş. Yani bir zor bir tablo var. Bu arada Sayın Soral, madem bu çerçevede gidiyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının neden aşağı, neden yukarıya gittiğini tabii iyi bir değerlendirme yapıp göreceğiz ama... bu oy kaymaları, oy geçirmeleri falan filan bununla ilgili Türkiye'de çok ciddi analizler yapılacaktır ve işin gerçek tablosu akademisyen şeyiyle, tarafsızlığıyla mutlaka ortaya çıkacaktır. Mesela bugün BETAM'ın bir raporu var. Yani düşmüyor diyor. 25 civarında giden bir oyu var diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama oy kaymaları nedeniyle yukarı aşağı bir takım oynamalar oluyor. Ama bunların tabii oturulup bir detaylı bir biçimde değerlendirilmesi lazım. Bu tablolar ortaya çıktıktan sonra da bu sonuçları kamuoyuyla tabii ki partimiz paylaşacaktır. Ama yani buradaki önemli konu şu. Ortada bir ekonomik sıkıntı vardı. Bu sıkıntıdan çıkılması için Cumhuriyet Halk Partisi neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ama öyle gözüküyor ki yeterince ikna edici olamamışız. Evet yani şu da var tabii, bir iktidara yürüyen bir partiden ya da iktidar olma olasılığını yurttaşın, seçmenin çok yüksek gördüğü bir partiden niye oy kayması olsun? Yani mesela AKP'den ciddi anlamda… Stratejik oy kullanmalar nedeniyle. Evet yani onu da anlamak mümkün değil. Yani seçmen davranışını da burada yorumlamak lazım. Niye kendi partisine değil de bir başka partiyi kurtarmak ya da ortamı değiştirmek ya da var olan iktidar partisine giden bazı şeyleri değiştirme adına niye kendi partisinden vazgeçer? Bunun bir bedeli var ve bedeli şu an Cumhuriyet Halk Partisi ödemek durumunda. Bu çok zor bir durum. Sayın Soral,
Aynı şeyi size soracağım da bugün internet sitelerinde bir haber vardı. Dikkatimi çekti. Yani demin anlattık, Sayın Öztürk çok detaylı anlattı, çok güzel anlattı. Yani bir bu ülkede yaşayan bir yurttaşın bu ülkenin nereye gittiğini görmemesi imkansız. Yani yaşanan sıkıntılardan haberdar, diplomasiden haberdar, Türkiye'nin düştüğü durumdan haberdar, ülkenin bitme tükenme noktasına, iç çatışma noktasına sürüklenmesi, sokaklarda pompalı tüfeklerle insanların öldürülmesi, kadına şiddet, aklınıza ne gelirse, çocuklara taciz, tecavüz, hayvanlara eziyet. Yani kaybolmakta, kopmakta olan bir ülkeye inat ve ısrarla oy veren bir seçmen var. Haber şu, size söyledim. Kılıçdaroğlu'nun 3 kez gittiği, manevi kızının yaşadığı, 2 öğrenciye burs verdiği köyden CHP'ye 1 oy çıktı. Şimdi bunu anlamak mümkün değil. Bir partinin genel başkanı 3 kez gidiyor bir köye, manevi kızı var, kardeşiyle birlikte okulda okutuyor, 2 öğrenciye burs veriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1 oy çıkıyor. Yani nedir sizce bu... Bundan bizim çıkaracağımız sonuç ne? Neden? Evet. Mesela mazoşist bir toplum muyuz? Niye acı çekmekten bu kadar büyük keyif ya da zevk alıyoruz? Niye bu süreçte bir türlü bu sorunları düzeltme olasılığı ihtimal olan Faik Öztürk gibi değerli isimlerin bulunduğu bir siyasi partiye gel de bu işi düzelt deme nezaketinden yoksun bir toplum olduk? Nedir bu tablo? Efendim şimdi bir kere şöyle, ben Faik Bey'in açıklamalarına katılmıyorum. Bir bilim adamı olarak, uluslararası bir örgütte yöneticilik yapmış biri olarak ve bir vatandaş olarak, düz bir vatandaşım ben. Şimdi benim gördüğüm şu, bu mesele bir inandırıcılık meselesi. Yani sizin mesela web sayfanızda, internet sayfanızda 500'er sayfalık kalkınma programlarınız, planlarınız, tarımsal kalkınma, sanayide kalkınma planlarınız ve raporlarınız yüklü olabilir. Ancak kadro vatandaşa güven vermiyorsa, vatandaşa inandırıcılık vermiyorsa, yani bu yapar, bu işi organize eder, bu yapar bunu demiyorsa, o zaman Nobel ödüllük raporlar bile hazırlamış olsanız, bunu halka anlatmış olsanız bile bir, yeterince anlatamıyorsunuz belli ki. İkincisi, daha önemlisi, halk size güvenmiyor. Mesela Faik Bey'in söylediği, haklı olarak o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. O da diyecek ki hayır böyle. Ama seçim akşamı olan olaylarla ilgili şu anda sokakta birisini 2, 3, 5 çevirelim, insanlar mesaj yağıyor. Diyorlar ki Bülent Tezcan genel başkan yardımcısı çıktı. Dedi ki sonuçlar saat 11.30'du. Ben de seyrediyorum vatandaş olarak. 46'ya 40 seçim ikinci tura gidiyor, kalıyor dedi. Aynı anlarda İstanbul İl Başkanı çıktı, Canan Hanım. Dedi ki İstanbul'da durum kafa kafaya. İstanbul'da durum kafa kafayaysa İstanbul büyük şehir, çok önemli bir yer. Evet. Demek ki hakikaten Bülent Bey haklı. İkinci tura kalıyor bu iş. Sandıklara sahip çıkın. İnsanlar sabahtan beri orada. Gece saat olmuş 11.30 oradalar ve bekliyorlar heyecanla. Bu arada Cumhurbaşkanı gayet yersiz bir şekilde bir tebrik açıklaması, yani ben seçildim zaten. Seçim sonuçları açıklamadan yaptı. Seçim sonucunu YSK açıklamadan. Doğru. Bir bu devlet terbiyesine uymaz, kurallara da uymaz. Seçim sonucu belli değil daha. Yani adeta bir yangından mal kaçırır gibi. Oldu bitti, ben kazandım gibi. Şimdi insanlar haklı olarak ona oy vermeyen insanlar kendi liderlerinden bir açıklama bekliyorlar. Açıklama geliyor. Genel başkan yardımcısı diyor ki hayır, ikinci tura kaldı. Bir saat sonra tekrar Bülent Bey'i dinledim ben. Halk TV'de ve öteki televizyonlarda. Dedi ki yani tabii seçim sonuçlarını kabul etmemiz lazım. Demokratik olarak mücadelemizi de sürdüreceğiz. Ses düşmüş. Muharrem Bey hiç yok. Meral Hanım hiç yok. Ama halk sandıklarda bekliyor insanlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar olabilir.
Evet olabilir. Fakat bu şunu anlatmak istiyorum. 180 bin sandığı organizasyonunu kurup tıkır 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 açıklama yapamayan duruma düşen bir partiye insanların güveni kalmıyor. Bakın yerel seçimleri bana göre erken alacaklar. Kasım ayı konuşuluyor. Bence Kasım ayı alacaklar. Evet. Ve orada sonuçların, bu bahsettiklerimin yansımalarını göreceğiz. Göreceğiz derken ben vatandaşım. Burada Faik Beyler bu işin üstünde. Sorumluluk onlarda. Genel Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli makamdır. Bülent Bey'in makamı önemli makamdır. Yani bu makam bir açıklama yaptığında bunun arkası var. Şimdi halkın görüşü bu. Bana şunu sordunuz. Sizce niye olmuyor? Bence bundan olmuyor. Yani halk birincisi Faik Bey'in söylediği ekonomik daralmayı yeterince hissedemedi. Nasıl hissedecek bundan fazla? Olabilir. Yani? İkincisi bence hissetse bile o ekonomik daralmadan ben çıkarırım sizi güvenini vermeyen bir partiye yine vermeyecek oyunu. Yani biz bir sene sonra erken seçime gitsek, bugünkü şartlarda diyorum ama, yani bu geceki şartlarla bir sene sonra erken seçime gitsek, ekonomik krizden ötürü, bence benim öngörüm yanlış olabilir, yine sonuç değişmez. Çünkü halkın genel başkan ve kadrosuna inancı yok. Diyeceksiniz ki siz halk mısınız? Hayır. Benim düşüncem bu. Bu bir iddia tabii. Tabii ki iddia canım. Yani Faik Bey de hayır var der diyebilir. Tabii. Bunu da oy belirler. Yani Faik Bey Cumhuriyet Halk Partisi %40 aldığında biz diyeceğiz ki özür dileriz. Bizim öngörümüz doğru çıkmamış. Ama biz zaten sorumlu ve icra makamında olmadığımız için biz bilim adamı kimliğimizle fikrimizi, öngörümüzü sorunuza binaen benim görüşüm bu. Ve zaten ben Muharrem İnce'nin bu 40 günde yarattığı heyecanı da şuna bağlıyorum. Hep onu söyledim herkese. Ya dedim insanlar ne kadar umuda açmış ya. Evet. İstanbul'da 5 milyon ya. Oraya gitmek bir dert. Çıkmak bir dert. Orada o mitingi dinlemek bir dert. Sıkış sıkış. Yani görüyor musunuz? İzmir 3 milyon. Ankara 2 milyon. Yani nasıl bir umut istiyor insanlar? Ve ben size söyleyeyim, gecesi hayal kırıklığı. Yönetimi açısından, gecenin yönetimi açısından kaybedebilirsin. Ama yönetimi açısından söyledim bunu. Anladım. Sadece. Peki bundan sonraki süreç... Şurada ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, yani, buyurun. Burada açıkçası inandırıcılık meselesinden çok şeye bakıyor. Yani mesela banka. Size kredi verirken geçmiş dönem performansınıza bakar. Yani bu geçmiş dönem performansı vatandaşın çok fazla, biraz önce onu konuştuk, vatandaşı çok fazla rahatsız edecek bir boyuta gelmedi. Şimdi açıkçası biz hani bugün bu akşam burada büyük ölçüde ekonomiyi tartışacaktık. Ama görüyorum ki hani diğer bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızın defalarca televizyonlarda bu işi nasıl yaptığını, ne söyleyip ne söylemediğini anlatmasına rağmen... İşte farklı, yani onunla ilgili algıyı çok fazla değiştirememişiz. Ama Bülent Tabii, Tezcan, sıcak gelişmeler Bülent olduğu Tezcan için. Yani nasıl bir açıklama yaptığını, açıklamalarda ne dediğini, ben kelimelerimi çok dikkatli seçerim, ben öyle seyrettim dedim falan diye. Her ikisini de kendisi bir takım şeyleri söyledi. Yani kendisinin Tabii. söylediği şeyler var. Şimdi orada da problem şu, yani biz de veri giriyoruz, orası da veri giriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun verileriyle bizimki 5 aşağı 5 yukarı paralel giriyor. Gelen veriler zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri değil. Bir şeyi hep karıştırıyoruz. Gelen veriler Anadolu Ajansı'nın verileri. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın verileriyle Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri arasında o baş kısımda bir ilgi yok. Manipüle edilmiş olabilir, şu olabilir, bu olabilir, bir sürü şey var. Dolayısıyla hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim partimizin Yüksek Seçim Kurulu'na paralel olarak giden bir veri sistemi var ve bu çalıştı. Orada biz bir overflow bilmem ne bu tür şeylerin içine girmedik. Bir de bizim tek başına olmadığımız, işte içinde çeşitli evet. partilerin ve çeşitli bu seçmen sandıkları izleyen sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir seçim adaleti şeyi var. Adil seçim platformu var.
Evet, doğru. O adil seçim platformunun sistemi çalışmadı. Ama işte o da tabii yani yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal ediliyor. Onu da bir ayrı zamanda konuşuruz. Bu şeyde yani bu tabloya baktığımız zaman birçok faktör üst üste geliyor. Ama bir şey daha görelim. Bu toplum bölünmüş vaziyette. Alınan o %50-50. Tabii, doğru. Yani bunu görelim. 50-50 toplum kutuplaştırılmış. Dolayısıyla bir şeylik var. Ne derler ona? Sertlik var. O sertliği yumuşatabilmek için başka bir takım şeyler gerekiyor. Bunlar da zaman içinde mutlaka olacaktır diye ben düşünüyorum. Ama temel problem şu, önümüze bakmamız lazım. Önümüzde vatandaşa, yani bu ekonomi nelere gebe ve vatandaş neleri yaşayacak? Buna bakıyoruz. Evet. Bunun yaşanmaması için ne olması gerektiğine bakıyoruz. Böyle baktığımız zaman da ben yani 2-3 tane faktörün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir daha altını çizeyim. Bir, güven yok. Yani şimdi belki vatandaşın bir %50'sinde var ama ekonomik aktörlerde, içeride ve dışarıdakilerde şu anda bu iktidarın ne yapacağı konusunda bir güven yok. Dolayısıyla da bunların belli şeyleri durdurmak için aldıkları her önlemin maliyeti son derece yüksek oluyor. Bu maliyeti düşürebilmek için farklı bir noktaya gelmeleri lazım ama ben o niyeti de görmüyorum. Bir şey koymadılar ortaya. Bu nedenle de yine önümüzdeki bu şeyde süreçte mahalli idare seçimlerine kadar tabii Kasım'ı alabilmek için anayasa değişikliği evet, yapıyoruz biliyorsunuz. Oraya gider mi iş? Onu kestiremiyorum. CHP destek vermez buna değil mi? Ön alınmasına. Seçimden bir gelsin de bakalım CHP. Yani yani ya bu yani o zaman tartışılacak meseledir. Evet, yani çünkü yetmiyor oy oranı olarak yetmiyor yani şu an MHP ve CHP 361 oy gerekiyor şimdi, normalde. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla rahat bir dönem geçirmeyeceğiz. Hele hele böyle bu ucube bir başkanlık sistemiyle. Denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığı bir sistemde oldukça sıkıntılı bir süreci yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Bence onu tartışmamız lazım. Buradan evet. Nasıl çıkarız onu doğru, konuşmamız lazım. Doğru olan o. Buyurun Bartu evet. Bey, şeye devam edelim ekonomiye. Yani ekonomiye döndüğümüzde Faik Bey haklı. Ben de katılıyorum ona. Çünkü ben daha önce de bu ekranlarda da her yerde de şunu vurguladım defaten. Şimdi 2001'in, bakın 2001'in birinci çeyreğine baktığımızda, yani 2001 krizini yaşadığımız bir dönem, ülkenin sıkıldığı bir dönem. Bana bazen şeyi soruyorlar, hani 2001 krizine benzer bir yani kriz mi beklemeliyiz? Ben hep şunu söylüyorum. Çok daha yaygın ve çok daha büyük, derin sonuçları olan bir kriz olur. Sayın Öztürk'ün söylediği diyorlar gibi. Diyorlar ki niçin diyorsunuz bunu? Ben de diyorum ki bakın size bunu ben söylemiyorum, bunu veri söylüyor. Veri söylüyor bak. Şimdi hane halkının borcu. Şimdi hane halkı 2001'de 5,5 milyar Türk lirası borçluymuş. Bugün 575 milyar Türk lirası borçlu. Diyor ki hemen bazıları. Hem de bayağı bilinen iktisatçılarımız. Ya diyor hane halkı borcu İngiltere'de de Almanya'da da çok yüksek. Dikkat buyurunuz. Bizim hane halkının 575 milyar Türk lirası borcunun %65'i kredi kartı ve ihtiyaç tüketici kredisi borcu. İngiltere'de, Almanya'da hane halkının borcu 30-40 yıl vadeli konut kredisi borcudur. Konut almak için hane halkı borçlanmıştır. Bizde hane halkı toplam borcunun dikkat buyurun %65'i tüketici ve kredi kartı borcu. Yani geçinebilmek için alınan borç. Doğal olarak bunu alan da toplumun en dar gelirli kesimi.
borç ve kredi kartıyla yaşamak noktasında. Dolayısıyla ekonomideki daralmadan en çabuk etkilenecek ve bu borcu ödeyemeyecek kesim bu. Şimdi bazen AKP'ye gönül veren, inanmış vatandaşlar kızıyor bana. Diyorlar ki ya şimdi hocam rakam söylüyorsunuz, rakam büyük görünüyor. Bizim milli gelirimizi reisimiz çok büyüttü. Onun için de yüzdeyi verin bakalım. Haklılar. Onun için yüzdeyle bakmakta fayda var. 2001'in birinci çeyreğinde hane halkının borcunun milli gelire oranı %3.4'müş. 2018 Mart'ı itibarıyla %18.1 olmuş. O büyüyen milli gelir içinde hane halkının borcunun payı %3.4'ten %18.1'e yükselmiş. 5 katı. Dikkat buyurun, çok önemli. İkincisi, diyorum ki ben, şirketler yani finansal kesim haricindeki reel sektörde aşırı borçlandı. Şu anda Türk Lirası olarak baktığımızda 1 trilyon 600 milyar Türk Lirası borcu var. 2001'de bu çok daha düşük, 65 milyar Türk Lirası civarındaydı. Yine yüzdesel olarak baktığımızda şirketlerin borcu 2001'in birinci çeyreğinde %26.9'ken 2018'in birinci çeyreğinde %70.1'e gelmiş. Gayri safi milli hasıla içindeki borcu. Yani onun için Türkiye borçlu ancak üretmeyen, üretimi zayıf bir ekonomi. O kadar ki tarım kadar bizim uzman olduğumuz bir noktada büyük bir üretim kaybı var. Trakya büyüklüğündeki bir toprak ekilmekten vazgeçildi. İki Trakya. Trakyalı burada. Şimdi bu rakamlar oldukça tehlikeli rakamlar. Yani bu açıdan önümüzde bizi bekleyen şey benim gördüğüm yüksek enflasyon. Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Kalacağız. Gittikçe enflasyon yükselecek. İkincisi, halkın enflasyonu TÜİK'in açıkladığı enflasyondan çok daha yüksek. Çünkü temel tüketim mallarında ciddi bir artış var. Yiyecek içecek de çok önemli. Halkımız önümüzde daha yüksek faizi görecek. Galiba bir reklam arası mı? Sonra devam edelim. Peki. Son bir şey, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Borçla ilgili hemen bitireceğim. Bakın 2002'de yola çıktıklarında iktidar %94'müş toplam finansal olmayan borçların gayri safi yurt içi hasılaya oranı, söylüyorlar ya. Şimdi ne olmuş? %106. Yani iş son derece ciddi ama yani işte paradigmalar değişti. Şu oldu, bu oldu deyip bugüne kadar idare ettiler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra AKP'nin hangi sahiplerle oy kullandığı, sandığa nasıl gittiği ve AKP seçmeninin kimlerden oluştuğu ve neden böyle bir devamlılık konusunda karar verdiğini konuklarımızla tartışmaya devam edeceğiz az sonra.